Evet, merhabalar. Ceviz bahçesi yaklaşık 20 dekar. Gördüğünüz gibi alana yonca ekildi. Daha önce büyük lohut problemi yaşanıyordu. Herbisit kullanılmıyor. Hem yonca ekerek havadaki serbest azotu toprağa bağlıyor. Ve biçilen yonca yere bırakıldığı zaman da organik madde sağlıyor toprağa. Ve diğer yabancı otların gelişimini de baskılıyor yonca. Ağacın çok fazla dibine girmeden taç iz düşümlerine yakın hemen hemen 1,5 metre ağacın dışına, sağına ve soluna yonca ekildi. Havadaki serbest azotu toprağa bağladığı için azot kaynağı oluyor. Aynı zamanda biçilip bırakıldığı zaman yere organik madde sağlamış oluyor. Toprakta karıştırılır bu gerekirse. Ot problemi olan araziler için düşünülebilir. Düşünmekte fayda var. Yani bu uygulamayla arazideki otları baskılamış oluyoruz. Ortalama yonca 7 yıl 8 yıl kadar arazide kalabiliyor. Yağış durumuna göre, bakım durumlarına göre. Yılda ortalama 5-6 biçim yapılıyor. Yani yoncadan da faydalanabilirsiniz tabii ki. Yoncayı biçip hayvana yem olarak da düşünebilirsiniz. Dediğim gibi biçip bırakıp organik madde olarak da toprağa sağlanabilir. Bu konuda alternatif çok. Yine ağacın gövdeye yakın kısımlarında ot var. Onlar tabii ki bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Ama yani burası Karadeniz bölgesi, Batı Karadeniz. Müthiş yağışlı geçiyor. Ona rağmen bakın çok fazla ot problemi yok. Ağaçların gelişimi yaklaşık burası 2 sene oldu. 2-3 sene önce ekimi yapıldı. Yonca ekimi. Daha önce gelişim çok iyi değildi. Yonca ekiminden sonra gelişimde gözle görülür farklar ortaya çıkıyor.